Merhaba coğrafyacı reis takipçileri. Bugün yapılan TYT 2021 sınavının cevaplarını öğrencilerden aldığımız kadarıyla sizlerle paylaşacağım. Şimdi başlayalım hızlı bir şekilde. Dünya haritalı bir soru vardı arkadaşlar. Bu soruyu tabii ki aynı harita değil ama direkt Akdeniz iklim bölgesini vermiş zaten dünya haritalı soruda. Şıklarda da hangisi uygun olduğunu soruyor zaten. Direkt Turunçgil bölgesi şıkkı doğru cevap olacaktı arkadaşlar bu soruda. Diğer soruya bakalım. Başka bir soruda 21 Mart 21 Haziran'la ilgili dünya haritalı yine bir soruydu. Dünya üzerinde çok farklı bölgeleri işaretlemişler. Bu soruda da zaten cevabı konuyu çok fazla bilmeyen birisi bile 21 Mart ve 23 Eylül'de dünyanın her yerinde gece ve gündüz eşitliğini bilmesi bu soruyu yapmasına sağlardı. 5 numaralı yerde 21 Mart'ta gündüz süresi uzundur cevabı doğru cevap olacak arkadaşlar. Çünkü 21 Mart'ta dünyanın her yerinde gece gündüz eşitliği yaşanır. Bundan dolayı da hangisi uygun değil? 5 numaralı yer uygun değil yani cevap 5 numaralı yer olacak arkadaşlar. Evet. Bir grafik sorusu var. Grafik sorusunda diyor ki işte dünya genelindeki kırsal ve kentsel yerleşme grafiği, bir de K ve L kentleri var. Bununla ilgili yorumlar yaptırılmış. Şıklardan birisi diyor ki zaten sadece K şehrinin, K ülkesinin ve L ülkesini vermiş. Bir de dünya genelini vermiş. Şıklardan birisi diyor ki dünya genelinde en az kırsal nüfus K'dır şeklinde bu yorumu yapamayız. 3 tane grafiğe bakarak dünya geneliyle ilgili bir yorum yapamıyoruz arkadaşlar. Kütle hareketleriyle ilgili yani heyelanla ilgili bir soru gelmiş. Heyelanla ilgili soruda da heyelanı tetikleyen olaylarla ilgili sormuş. 2 ve 4 numaralı şıklar doğru cevaptı. Volkanik faaliyetler sonucu oluşan sismik hareketlilik. Heyelanı tetikler biliyorsunuz. En ufak bir titreme heyelanı tetikler. Bir de kar erimeleri sonucunda toprağın suya doyması da yine aynı şekilde kütlenin ağırlığını arttıracağı için ve akışkanlığı sağlayacağı için heyelanı tetikler. Şıklardan birisi de yanlış hatırlamıyorsam öyleyse kuraklık. Kuraklık heyelanı tetiklemez. Diğer şıkkı hatırlamıyorum arkadaşlar. Evet. Göllerle ilgili bir soru var. İlginçtir. Göllerle ilgili uzun yıllardır soru gelmiyordu. AYT'de geliyordu da TYT'de çok gelmiyordu. Ama soru çok basit. Yine göllerle ilgili çok fazla bilgi bilmenize gerek yoktu arkadaşlar. Göllerin yükseltisi batıdan doğuya doğru artar. Şimdi Türkiye'nin biliyorsunuz oluşum şekline ve fiziki yapısına bakarak yükseltinin batıdan doğuya doğru arttığını söyleyebiliriz. Bu doğal olarak da göllerin de yükseltisinin batıdan doğuya doğru. Derinliği demiyoruz bakın yükseltisi. Yani deniz seviyesine göre yükseltisinden bahsediyoruz. Batıdan doğuya doğru arttığını söyleyebiliriz. Bir de bazı göllerde taşımacılık yapılabilir diyor. Yani mesela Van Gölü'nde falan biliyorsunuz feribotla taşımacılık yapılabiliyor arkadaşlar. O yüzden de bu sorunun cevabı 2 ve 3 olacak arkadaşlar. Evet, TYT coğrafyanın 5 tane sorusunun cevapları bu şekilde arkadaşlar. İnşallah yarınki AYT sınavında daha başarılı olursunuz. Hepinize Allah yardım etsin.